Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1951'den 2011'e kadar 60 yılda yazdığı kitaplar 5 ciltlik Erbakan Külliyatı'nda bir araya getirildi. Tanıtımına basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Saadet Partisi Genel Sekreteri Taceddin Çetinkaya ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan külliyat hakkında bilgi verdi. Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1951'den 2011'e kadar 60 yılda yazdığı kitaplar 5 ciltlik Erbakan Külliyatı'nda bir araya getirildi. Sayın hocamıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz. Gazeteci yazar Mustafa Uzun tarafından derlenen, Milli Görüş Vakfı yayınlarından çıkan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yazdığı ve aralarında doçentlik tezinin de bulunduğu kitapları içeren 5 ciltlik Erbakan Külliyatı basına tanıtıldı. Biz bugün bu topraklarda kapitalizme ve küresel güçlere köle olmadan, kul olmadan ölünebileceğini gösteren bir büyük dava önderi için bulunuyoruz. Tanıtım toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Sekreteri Taceddin Çetinkaya, merhum Erbakan'ın yaşadığı dönemde çığır açan bir önder olduğunu dile getirerek şunları kaydetti. Erbakan hocamız sadece tabii siyasi hayatla ilgili, biz aslında kendisini en çok siyasi hayatından dolayı, Milli Görüş liderliğinden dolayı çalışmalarını ve yayınlarını özellikle bu noktada düşünüyoruz, algılarımız bu şekilde, ama hocamızın akademik hayatında da önemli çalışmalar oldu. Bir akademisyen olarak, bir ilim adamı olarak özellikle yani 20'ye yakın kitabı oluştu. Kendisine ait kitapları vardır. Özellikle teknik kitaplar olarak. Tercüme kitapları vardır. Ya da Türkçeden başka bile bir dile çevirdiği kitaplar vardır. Bunlar da önemli bir yekün tutuyor. Bütün bunlar sağlığındayken hocamızın kayıt altına alınmış eserleri. Tabii ki bütün bunlar hocamızın aslında bakış açısı da üç cümle ileydi. Yani o kendisinin ifadesiyle şu dünyaya gönderiliş gayemiz olan kulluk imtihanını başarabilmek için üç tane temel ve birbirini tamamlayan esas vardır diye ifade ederek üç temel esası, yani olaylara bakışıyla ilgili ve kendi kurduğu sistemiyle alakalı temel prensipleri de bu şekilde ifade etmiş oldu. Bunlardan bir tanesi her şeyden önce İslam'ı öğrenmek olarak ifade ediyordu. İslam'ın her konudaki emrini bilmek diye ifade ediyordu. Yine ikincisi, öğrendiğimiz İslam'ı esaslara göre hayatımızı tanzim etmek ve Kur'an'ın hükümlerini hayatımıza geçirmek. Bir üçüncüsü de her yerde ve her meselede mutlaka İslam'a göre hareket etmek. Yani İslamca düşünmek olarak kendisi üç cümleyle bütün hayat tarzını bir şekilde bu şey ifade ediyor. Bizlere de, bütün teşkilatlarımıza da, bütün kadrolarına da, bütün insanlığa da bu üç prensibi zaman zaman ifade ediyordu. Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan ise bu eserin çok önemli olduğunu vurgulayarak, asıl amacımız hocamıza ve Milli Görüş'e ait yazılı kaynakların bozulmadan, kaybolmadan geleceğe sağlıklı aktarılması ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti. Bu çalışmada sadece Erbakan hocamızın yazmış olduğu bu eserler değil, hocamızın olayları bizlere nasıl değerlendirdiğini de gençlerimize vermeye çalışıyoruz. Sizler kıymetli basın mensuplarımız birçok olaya şahitsiniz. Bizlerden çok çok daha fazla olayları değerlendirme imkanlarınız oluyor. Ve bu olayları değerlendirirken hepiniz sadece yaşanan olayı o gün yaşandığı şekliyle vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Olayların background'ını, geçmişini de araştırarak vermeye çalışıyorsunuz. Biz gençlere rahmetli Erbakan hocamızın en güzel öğrettiği şeylerden bir tanesi, yaşanan bir hadisenin en az 20 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık geçmişlerini izahatla başlayıp olayların bütün yönleriyle öğretilmesini Allah razı olsun çok ciddi bir şekilde öğretti. O açıdan kıymetli basın mensubu kardeşlerim, arkadaşlarım, bu eser inşallah sanki rahmetli Erbakan hocamız yaşıyormuş gibi bundan sonraki nesillere olayların nasıl değerlendirilmesi gerekliliği, yeni bir dünya düzeninin nasıl oluşturulması gerekliliği, dünyada yaşanan haksızlıkların, zulümlerin, sıkıntıların, sebeplerinin ne olduğu ve bunların çözüm önerilerinin ne mana, nasıl yapılacağını bize öğretecek bir eser inşallah olacak.